Arkadaşlar selamünaleyküm. Nükleer güç keşke hiç olmasa desek de maalesef bu dünyanın bir gerçeği. Kullanılması kolay değil elbette. Bu silahları kullanmanın sonradan ciddi bedelleri olabilir. Olabilir diyorum çünkü Amerika gibi bir eşkıya kullandığında sonradan çok bir bedeli olmayabiliyor. Amerika olduğunuz zaman Japonya'ya iki atom bombası atıyorsunuz ve sonrasında hayat olduğu gibi devam ediyor. Ölen yüz binlerce insanın hesabını soran olmuyor. Hatta sonrasında da nükleer gücün dünya barışı için tehdit olduğunu ve insan haklarına aykırı olduğunu filan anlatıyorsunuz utanmadan. Ama Amerika değilseniz sonradan bedeli olur bunları kullanmanın. O yüzden pratikte kullanımı çok mümkün değil. Tabi envanterinizde bulundurmanız da caydırıcılık açısından önemli. Sadece nükleer sahibi ülkeleri caydırması için Türkiye'de nükleer silah olmasını isterdim. Olur mu? Bir gün inşallah olacak. Ve bu süreçte de eminim ki en büyük desteğimiz kardeş Pakistan olacak. Çünkü Pakistan nükleer silaha sahip. İşte bugün Pakistan'ın nükleer silah elde etme sürecini konuşalım. Pakistan nasıl bir nükleer güce dönüştü? Ve neden nükleer silaha sahip olma ihtiyacı duydu? Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri şu an Asya. Hint alt kıtası diye geçen bölge. Çünkü bu bölgede düşmanlığı hiç bitmeyecek ve nükleer güce sahip iki devlet var. Hindistan ve Pakistan. Bu bölge aslında İngiliz sömürgesiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler bölgeden ayrılma kararı aldılar ve bunu duyurdular. O zamana kadar Hindu ve Müslümanlar o coğrafyada birlikte yaşıyorlar. İki ayrı devletin kurulması kararlaştırılınca büyük bir göç hareketi başladı. Müslümanlar Pakistan'a, Hindular Hindistan'a göç ettiler. Tabii bu göç hareketinden sonra büyük bir miras kavgası başladı. Farklı farklı konularda anlaşmazlıklar oluştu. Zaten biliyorsunuz İngiliz bir yerden çekilirken mutlaka anlaşmazlık konuları bırakır. Burada da birçok çatışma alanı bıraktılar. Yani Pakistan kurulduğu anda yanı başında en büyük düşmanını yani Hindistan'ı buldu. Bu iki devlet arasında ayrılmalarından itibaren çok gerginlik yaşandı. Ufak tefek çatışmalar da oldu savaşlarda. 1965 ve 1971'de iki kez ciddi şekilde savaştılar. Ama 1974 yılında iki ülkenin gerginliklerini farklı bir boyuta çeken bir gelişme yaşandı. Hindistan Rajasthan çölünde gülümseyen buda ismini verdiği nükleer silahı denedi. Bu iki ülke açısından çok önemli bir gelişmeydi. Hindistan'ın nükleer güç olması, Pakistan'ı net şekilde bastırması ve bölgede üstünlüğü eline alması anlamına geliyordu ile bu deneme Pakistan'da nükleer silah elde etme zorunluluğu oluşturdu. Yani normal şartlarda Müslüman nükleer silah kullanamaz. Ama Pakistan caydırmak amacıyla nükleer güç olmak zorundaydı. Çünkü karşısında nükleer sahibi olan ve hiçbir ahlaki değeri olmayan bir düşman var. Dönemin Pakistan Devlet Başkanı Zulfikar Ali Bhutto Hindistan'ın nükleer silah sahibi olmasındaki tehdidi gördü. Bunu Pakistan'ın güvenliği için açık bir tehdit olarak değerlendirdi. Bhutto'nun bu konuda söylediği bir söz tarihe mal oldu. Hindistan'la bin yıllık bir savaşa giriyoruz ve ot yemek zorunda kalsak bile bir atom bombası yapacağız. Pakistan nükleer araştırmalara başladığı süreci sessiz sedasız yürüttü. Kimse tam olarak neler yaptıklarını, ne seviyede olduklarını bilmiyordu o dönem. Tabi bu alanda malzeme tedariği çok zordur. Pakistan resmi olarak tedarik edemediği malzemelerin çoğunu özel şirketler üzerinden ya da kara borsadan elde etti. Pakistan istihbaratı bu süreçte çok aktif çalıştı. Bu arada çok adı duyulmaz ama Pakistan Pakistan'ın çok başarılı bir istihbarat teşkilatı vardır. Bir ara konuşalım bu konuyu da. İşte bu teşkilat Avrupa'ya yayıldı. Pakistan ajanları nükleer teknoloji kazanma, nükleer materyal alımı ve uranyum zenginleştirme bilgilerinin elde edilmesi için başarılı çalışmalar yürüttüler. Bu nükleer araştırma ağı Avrupa'daki Pakistan büyükelçilikleri üzerinden yürütüldü ve kurulan ilişkiler ağına Özel İşler Organizasyonu adı kondu. Tabi Pakistan ve nükleer silah dediğimiz zaman bir isimden özellikle bahsedilmesi gerekiyor. Abdülkadir Han. Abdülkadir Han İngiltere doktoralı bir nükleer fizikçi. O dönemlerde Hollanda'da bir uranyum zenginleştirme şirketi olan Urenco'da çalışıyordu. 1976 yılında ülkesine döndü. O tarihten itibaren de Pakistan'ın nükleer programının merkezinde hep o vardı. Abdülkadir Han Pakistan'a bu konuda sadece eğitimi ve tecrübesiyle hizmet etmedi. Avrupa ülkelerinden gizli bazı nükleer bilgileri de ülkesine kaçırdı. 1998 yılında onun öncülüğünde gerçekleştirilen nükleer testler yani sonra da Pakistan ulusal kahramanı ilan edildi. Hindistan karşısında bu avantajı onun sayesinde sağladılar. Haliyle Pakistan için gerçekten bir kahraman o dönem. Ama sonraki yıllarda adı biraz farklı olaylara karıştı. Libya, Kuzey Kore ve İran'a kanunsuz yollardan Pakistan dizaynı santrifüj cihazlarını ve nükleer bilgileri satmakla suçlandı. İlerleyen yıllarda bu suçlamaların hepsini kabul etti ve özür diledi. 1998 yılına gelindiğinde bölgede dengeler yeniden sağlandı. 11-13 Mayıs Mayıs 1998 tarihlerinde Hindistan 5 farklı nükleer test gerçekleştirdi. Ve belki de Pakistan tarihinin en önemli sürecini başlatan cümleleri Başbakan Nawaz Şerif kurdu. Nawaz Şerif, güvenliğimiz ve tüm bölgenin barış ve istikrarı ağır bir tehdit altına girdi. Gereken müzakerelerin ve sürecin dikkatlice incelenmesinden sonra stratejik dengeyi yeniden kurma kararını aldık. Nükleere başvurmamız ulusal savunmamız adına alınmış bir karardır, dedi. Ve aynı ayın sonunda 28 Mayıs'ta Pakistan ilk nükleer testini yaptı. Bu testi Belucistan eyaletinin Çagay bölgesinde yaptılar. Bu testle Pakistan Hindistan'a artık şartlar eşit mesajı verdi. Ve daha da önemlisi İslam dünyasında nükleer teknolojiye sahip ilk devlet oldu. Bu testlerin gücü ve sayısı hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. Ama bilinen 6 ile 13 kiloton civarında bir patlamanın oluştuğu. Tabi dedim ya nükleer elde etme sürecini Pakistan çok sessiz sedasız yürütmüştü. Hatta Abdülkadir Han 2009 yılında bir röportajda Pakistan'ın o testten çok önce 1984 yılında zaten atom bombasını elde ettiğini söyledi. Uluslararası tepkilerden çekindikleri için o dönem açıklamamışlardı. 1998 yılındaki Çagay testinin gerçekleşmesini sağlayan iki önemli faktör Pakistan'ın inancı ve Abdülkadir Han'dı. Bunda hiç şüphe yok. Ama bu süreçte Çin'in desteği de biliniyor. Çin hem zenginleştirilmiş uranyum teminine yardımcı oldu hem de Pakistanlı bilim adamlarını kendi nükleer testlerine dahil etti. Pakistan nükleer için gerekli olan füzeleri de zaten ilk etapta Çin'den tedarik etmişti. Yani Pakistan böyle fırtınalı bir sürecin ardından nükleer güce dönüştü. Hindistan'ın bölgede kuracağı hakimiyeti dengeledi. İki ülkede de nükleerin olması bölgede savaş çıkmasının önünde en büyük engel haline geldi. İş o noktaya kadar gelirse dünya hemen müdahale etmek zorunda artık. Zaten daha önce oldu da. 1999 yılında Kargil tepelerinde yine savaşa başladılar. Dünya hemen araya girdi ve savaş bitti. O dönem Bil Clinton bölgeyi dünyanın en tehlikeli yeri olarak adlandırmıştı. Tabi bu meselede bile dünyadaki çifte standartı gördük. Hindistan'a cılız tepkiler gelmişti. Pakistan nükleer güç olunca tepkiler şiddetlendi. Batı konuyu Pakistan'ın nükleer teknolojiye sahip olması ve Hindistan'ı dengelemesi olarak görmedi. İslam dünyasının nükleer güce ulaşması olarak gördü hep. Hatta Pakistan'ın atom bombasını İslamik bomba olarak adlandırdılar. Pakistan uzun süre amacının bunları kullanmak değil Hindistan'ı dengelemek olduğunu anlatmaya çalıştı. Sonra baktı ki kimsenin derdi olayı anlamak değil, olayın üstünden saldırmak. Bunu anlayınca işlerine bakmaya başladılar. Zaten 1968 yılında imzalanan nükleer silahların önlenmesine ilişkin anlaşmayı imzalamamışlardı. Bunu imzalamayan dünyadaki üç ülkeden biridir Pakistan. Kendilerini anlatmaya çalışmayı bırakıp sürece yoğunlaşınca da bugün dünyanın en büyük 6. nükleer gücü haline geldiler. 160 nükleer başlıkla artık Hindistan'ı da geride bıraktılar. Ekonomik, politik ve askeri alanlarda uygulanan birçok ambargoya göğüs gererek bugünkü noktaya ulaştılar ve nükleere karşı olmakla birlikte eğer dünyadan tamamen temizlenmeyecekse Müslüman devletlerde olması gerektiğini savunan bir isim olarak Pakistan'ın bu konuda bir güç olması beni çok mutlu ediyor. Kardeş ülkemizin bu konuda bir güç haline dönüşmemizi sağlayacak süreçte bize çok katkısı olacaktır ve bir gün bu konuda da güç sahibi olacağımıza inanıyorum. Hem de çok uzak bir gelecekte değil. Ya nükleer dünyadan tamamen temizlenmeyecekse ya da bizde de olsun. Dünya'dan tamamen temizlenme ihtimali olmadığına göre akıl ikinci seçenekten yana. Allah'a emanet olun.